Herkese merhaba, ben Fake Dead ve Modlarla Survival'ın yepyeni bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Öncelikle dün video yükleyeceğim demiştim ve video tam 12'ye 2 kala YouTube'daydı. Büyük başarı. Tamam. Şimdi bu bölümde bir şey denedim bölüme başlamadan önce. Tankları kırınca gitmiyor içindeki sıvılar. Yani bunu kullanabiliriz sanırım gelecekte. Artık çok geç her şey için ama yavaş yavaş biofuel birikiyor. Çok azıcık da olsa birikiyor yani. Şimdilik bu hız bize yeter sanırım. Bunun içinde biraz biomass birikince iki tane pit engine bağlayacağım buna. Hatta bir tane daha pit engine yapabiliriz ya. Neden olmasın? Evet, bu bölümde yine yapacak bir sürü işimiz var. Her zaman olduğu gibi. Her zaman işimiz var. Şimdi öncelikle burada XP var mı diye bakalım. Evet, tabii ki yok. Kapatmıştık. Pekala. Oradaki ağaçlar çok büyümüş. Acaba yakıtı mı bitti bizim aletimizin? Buralar böyle kaldığına göre muhtemelen öyle. Açılsana. Aha, yakıtı bitmiş. Hadi ona birazcık daha yakıt alalım. Her şey için daha yararlı olacaktır bu. Hem burada doluluktan şikayet eden fırınımız için, hem de bizim için. Ve o da kesmeye başlayacak. Güzel. İşine devam et. Birazcık toplamış. Güzel. Fena değil. Pekala. Evet. Bu bölümde şey yapmayı düşünüyorum. The End'de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Evet. Doğru duydunuz. The End'de. The End'de kendimize daha güzel bir XP farm yapabiliriz. Çünkü Blaze'lerle o kadar iyi bir XP farm olmuyor açıkçası. Enderman'ler ile. Aklımda basit bir sistem var. Bu dediğim şey için. Fakat yani yine daha mantıklı şeyler düşünmeye çalışacağım. E niye hep altını kazıyorum ki? 4-4-4. Pekala. Evet, dediğim gibi bugün daha çok The End'de geçecek. Öncelikle çok uzağa gitmemiz gerekiyor. Normalde bulunduğumuz yerden. Yani ejderhanın olduğu bölgelerden. Çünkü oralarda durmadan Enderman doğar. Yaklaşık bir 200-250 blok uzaklığa gideceğiz. Ve her yeri half slab'lerle kaplayacağız. Half slab'lerin bir özelliği vardır. Üzerinde canavar doğamaz. Yani hiçbir yerde Enderman doğamayacak. Enderman'ler hiçbir yerde doğamazsa nerede doğacak? Bizim tuzağımızın içinde. Evet. Enderman'lere doğacak yer bırakmazsak direkt tuzağın içinde doğarlar. Ve tuzakta onların biraz canını azaltsa yeter. Çünkü zaten Enderman'leri iki vuruşta öldüren bir kılıç var. Red Power'ın eklediği. Biliyorsunuzdur herhalde. Onu kullanacağız zaten. Yani kısacası oldukça hoş olacak. Hem de oradan daha iyi bir şey yapabiliriz. Tamam, UU Meter üretimini hızlandırdık. Kolayca eşya üretebiliyoruz ama daha iyisini yapmak varken niye öyle bir şey yapalım ki? Bakın. Ender Pearl Enderman'lerden düşüyor. Eminim bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ve bu Ender Pearl demire dönüşebiliyor. Demir altına dönüşebiliyor ve altın da elmasa dönüşebiliyor. Doğru duydunuz. Otomatik bir elmas sistemi yapabiliriz. Evet. Sıradaki işimiz tamamen bedavadan elmas üreten bir makine. Evet. Fakat bir gravity suit yapsak, çok zor da olsa, bu sisteme başlamadan önce bize çok yararı olur. Creative'deki gibi uçarsak. Gerçekten çok yararı olur bize. Yavaş yavaş yapmaya başlayalım bu bölümde. Gravity suit'imizi. High voltage transformer o kadar sorun değil. İşlerinden en kolaylarından yani. Şimdi
Quantum Suit Body Armor bizde zaten var. Superconductor'dan 4 tane gerekiyor ve Ultimate Lab Pack gerekiyor. Bizdeki Advanced Lab Pack. Öncelikle kendi Lab Pack'imizi geliştirelim o zaman. Yapımı biraz zor. Şimdi Gravitation Engine, Gravitation Core, bu item başımızı ağrıtacak gibi gerçekten. Peki. Kolaydan başlayalım. Bakalım. Öncelikle sırtımızdakini geliştirmekle başlayalım. Nasıl olsa kullanılacak. Ultimate Lab Pack yapacağız en başta. Bunun için 6 tane Lapotron kristal. Ki yapımı kolay. Iridium plate'inde nasıl yapıldığını biliyoruz. Gerçekten içlerinden en kolaylardan. Superconductor için bunlar ve Superconductor cover gerekiyor. Bunun için de bu. Açıkçası gerçekten şu anda bununla uğraşmak istemiyorum. Çok 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 karışık. İnanılmaz karışık. Neyse, öncelikle bir sürü kömüre ihtiyacımız olacağını biliyorum. Bunlar burada dursun. Kömürler oluşsun. Scrap'imiz bitmiş. Yani UU Metal üretimine ara veriyoruz. Bunu yapmamız birkaç bölüm sürebilir. Sırf size nasıl yapıldığını göstersem bile birkaç bölüm sürer. 1,5 saat falan sırf üretime gidecek onu yapmak için. Biz şimdilik End'deki işlerimize başlayalım. Şimdi tabii ki End'de 250 blok ileriye ben tek tek blok koymayacağım. Bunu bizim Gigi Turtle'larımız yapacak. Evet, Turtle'lar iyidir. Her zaman. O yüzden şimdi sıradan bir Turtle yapacağız ve ona ufak bir program yazacağım. Yazarken tabii ki videoyu durduracağım ve yazmam bittikten sonra size nasıl yazdığımı göstereceğim. Böylelikle siz de nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Tamam, glass pane var burada. Glass pane'i buraya koyuyoruz. Şurada redstone olmalı. Redstone'u da gerekli yere yerleştiriyoruz. Daha sonra etrafını kapatıyoruz. Bu bize bir bilgisayar veriyor. Şimdi bunu turtle yapmamız gerekir. Turtle için bir tane sandık. Ha, sandık varmış. Pekala, sandığımızı aldık. Ve başka ne gerekiyordu? Demir. Demir bizim için hiç sorun değil. Sadece iki tane daha demir alacağım. İşte böyle. Ve yapıma başlıyoruz artık. İşte Turtle'ımız. Merhaba deyin. Merhaba Turtle. Gayet güzel çalışıyor. Dua yazarız. Daha sonra turtle.move.forward vesaire. Yanlış yazdım komutu. Önemli değil. Şu anda pek önem şey yapmıyor. Fakat bunu birkaç testten geçirmek istiyorum. Öncelikle half slab'lerle yapacağız canavarların doğması için dedik. Ve bu half slab'leri nasıl koyduğuna bakmam gerekiyor. Mesela şimdi ben bu turtle'ı buraya koysam, move up desem, bir dakika, hatanın ne olduğunu daha yeni anladım. Neden ben böyle bir şey yapıyorum ya? 40 saattir nasıl aklıma gelmedi? Yakıtı yok bu cihazın. Yakıtı nasıl çalışsın? Kömürü niye kullanıyorum blaze rodumuz varken? Tonlarca, milyonlarca. Evet, o kadar da fazla yokmuş canım. Azalmış. Açalım geri biz bu sistemi. Şimdi sana yakıt vereceğim. Al sana 64 tane blaze rod. Turtle nokta refuel diyelim. Lua'dan çıkmam gerekiyor tabii ki. Exit. Refuel. Şimdilik bir tane alsa yeter. Şimdi bir şey test etmek istiyorum. Öncelikle bu bir yukarı kalksın. Çok iyi.
Geç oluyor, ben hemen uyuyayım ve geri geleceğim. Pekala. Şimdi bu half slab'leri tam olarak nasıl yerleştiriyor ona bakacağız. Diyelim ki bu bir boşlukta. Bir tane daha yukarı git dayıcığım sen. Çok iyi. Şimdi Lua'ya girelim. Turtle nokta place down parantez aç parantez kapat. Sanırım komut şeyleri yanlış hatırladım. Hemen Wix'inden kontrol edeyim. Tamam. Büyük harf küçük harf sorunuymuş. Turtle nokta place down dediğimde doğru yapacaktır. Sadece D harfi büyük olacakmış. Şimdi bu bunu tam olarak nereye koydu anlamam gerekiyor. Şimdi elimde olan tek blok bu, bununla yapayım. Evet, düşündüğüm gibi. Fark ettiyseniz şu anda tam bir bloğun hizasında koyuyor. Bakın. Tam bu hizada. Bu demek oluyor ki bunun üstünde canavarlar doğabilir. Rahatlıkla doğabilir hem de. Peki şöyle desek. Bunu aşağı koymasını sağlamam lazım bir şekilde. Veya üstünde canavarların doğamayacağı bir blok koyması lazım bunun. Olmazsa torç koydururuz artık. Yapacak bir şey yok. Turtle nokta mu up. Yine komutu unuttum. Neyse. Nasıl bir şey yaptırsak sanırım otomatik olarak buna buraya koyması gerekiyor. İşte buraya nasıl koydururuz bilemiyorum. Altında blok olunca koyabiliyor mu acaba? Ki çok geç. Neyse, o zaman torç koyduracağız belli aralıklarla yaptığı yerlere. Enderman'lerde normal canavarlar gibi ışık seviyesi 7'nin altına indiğinde doğmaya başlarlar. Yani bayağı bir torça ihtiyacımız olacak kısacası. Evet. Ya da bu köprüyü yaparken biz torç koyabiliriz. Öyle bizim için çok daha rahat olur sanırım. Pekala. O zaman ben hemen bir sürü torç yapıyorum. Çantamı boşaltıyorum. Daha sonra kendime bir sürü cobblestone slab ve cobblestone alıp Nether'a, Nether'a diyorum işte, The End'e gidiyoruz. Pekala, sanırım gitmeye hazırız. Bu kadar taş aldım ve bu kadar slab ve de bu kadar da torch. Tabii ki yanımda yemek de var. Karnımı tok tutmak istiyorum sadece. Pekala. Artık gidebiliriz. Birazcık da scrap birikmiştir herhalde. Evet, birazcık birikmiş. Şimdi The End'e yeniden gitmek birazcık sorun olabilir bizim için. Çünkü tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum ve görünüşe göre waypointlerde kayıp. Nedenini bilmiyorum ama waypointlerin hiçbiri yok sanırım. Mark Options hepsi enabled yazıyor. Sanırım yeniden Eye of Ender yapmam gerekecek maalesef ki. Neyse artık o kadar önemli değil. Bizde yeterince Blaze Rod var. 5 tane Blaze Rod, bunların hepsini Blaze Powder yapıyorum. Ve tabii ki yanımıza birkaç tane de kitap alacağız. Böylelikle bundan sonra gidiş dönüşler kat kat daha kolay olacak. İki tane kitap sadece. Birisini tam burada üreteceğim. Böylelikle bu bizim buraya dönüşümüz olacak. Diğerini de The End'de üreteceğim. Çalışıyorum diye deneyeceğiz. Çalışmazsa zaten ejderhayı öldürmüştük. Tabii ki yanımızda biraz odun bulundurmanın kimseye zararı olmaz. Zaten yanımda her zaman Dünyaya Dönüş kitabı taşırım çantamda. Fakat o da benim yedeğim olarak kalır hep. Yani onu kullanmam hiçbir yerde. O yüzden şimdilik böyle kalsın. Portal Gun'ı kullanabiliriz. Alalım. Pekala. Ve kazma işleriyle o kadar uğraşmayacağımız için lab pack'imi çıkarıyorum ve quantum suite'i kullanacağım. Güzel. Minium stone'umuzu alalım hemen ve üretmeye başlayalım bizim ender pearl'larımızı.
10 tane yeterli olacaktır. Güzel. Hadi gidelim. Ben kendim bulmaya çalışıp geliyorum. Demek o tarafta. Sanırım buldum. Sadece bir tanedir Pearl harcayarak. Burası olmalı. Sanırım. Bakacağız ve göreceğiz. Oo. Burası neresi tam olarak? Acaba? Heh, tam aşağıda. Evet, daha da aşağıda. Ve daha da aşağıda. İşte burada. Hoppa. Direkt atladım. Neyse artık. Jetpack yanımda mı acaba? Jetpack yanımda değilse kötü şeyler olabilir. Karşıya kadar atlayabilir miyim? Denemeye değer mi? Tartışılır. Ki jetpack yanımda değil. Nerede bu jetpack? Nerede saklanıyor? Tamam. Sorun değil. Ben şimdi buradan hiç düşmeden böyle bir şey yapacağım. Bir gidiş yolu. Seri boyunca ölmedim ve ölmek de istemiyorum. Oyun takılırsa veya shift'e basmazsam falan diye korkuyorum ama şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Çok iyi. İşte buradayız. Niye Enderman yok? Sanırım ben bölümün başından beri peaceful'daydım. Evet. Çok zekice. Şimdi Enderman'ler bizi o kadar da rahatsız etmez. Böyle bir zırh var üstümüzde. Tabii ki buradaki arılar da çok değerli. Yumurtayı almamız gerekiyor oradaki arıları kullanmak için. Ejderhanın yumurtasını. Şimdi ne tarafa doğru götüreceğiz bizim tortalımızı? Güzel bir nokta bulup oradan götürelim. Sanırım benim iyi bir fikrim var. Hemen onu bir yapalım gitmeden önce. Şuradaki yumurtayı şu an alabiliriz. Pistonla alınıyor. Bildiğiniz kadarıyla. Bizim yanımızda piston yapacak malzeme var. Bolca. Redstone'umuz yok. Müthiş. Harika. İnanılmaz. Neyse. Artık bir dahaki sefere. Yapacak bir şey yok. Peki. Turtle'ımızı nereye kursam nereye kursam. Burası bence iyi bir nokta. Burası. Buradan ileriye doğru gidecek Turtle'ımız. Hemen ona bir şeyler yazayım. Burası çok aşağı bir seviyede oldu. 60'larda olmalı. Evet. Aynen bu seviyede. Pekala Turtle. Buradan devam edeceksin. Şimdi ben hemen bir şey yazıp geleceğim. Ve daha sonra ne yazdığımı size açıklayacağım. Pekala. Hızlıca bir şey yazdım. Hemen bakalım. Öncelikle A'ya 0 dedim. A rastgele bir şey. Siz X diyebilirsiniz, Y diyebilirsiniz, Z diyebilirsiniz. Fark etmez. A 0 dedim. Ve dedim ki ileri git, altına blok koy ve A'yı 1 artır. Ve bunu A 64 olana kadar yap dedim. Yani kısacası bu 64 tane cobblestone'u harcayana kadar altına koyup koyup bize bir yol yapmaya devam edecek bu arkadaş. Umarım. Evet, şimdi bunu hemen save ve exit diyelim. Henüz test etmedim çalışıyorum diye. Buradan blaze rotlarımızı alıp buna bir güzel yedirelim. Refuel all diyelim. Hepsini yedi. Ve cobblestone'umu verdim ona. Daha sonra diyorum ki buna köprü. Bir dakika izin verin. Sanırım yanlış bir yerde eşittir kullanmışım. O da muhtemelen buradaki fazla eşittir. Veya alttaki fazla eşittir. Evet. Görevini yapmaya başladı. Ben de
Belli aralıklarla aydınlatacağım burayı. Sadece bir eşittirden bile olabiliyor gördüğünüz gibi. Tam ışık seviyesi düşmüyor. Buraya da bir tane. Evet, bu şekilde bir sürü devam edeceğiz. Ta ki çok uzaklara gidene kadar. Çünkü Enderman'lerden oldukça uzakta olmasını istiyoruz yaptığımız yerin. Ve sık sık torç koymalıyım ki buralarda hiç Enderman doğamasın. Bir tane bile istemiyorum. Evet, ben yeterincilere gidip geliyorum. Hemen kayda başlamak istedim. Yeni bir kod yazdım. Torçları da kendisi koyacak. Öncelikle bir fonksiyon oluşturdum. Ona her git dediğimde geriye doğru gidip altına bir blok koyacak. Ve dedim ki yine aynı şey. 5 kere geri git. Daha doğrusu 6 kere demişim. Evet, 6 kere geri git. Ve ikinci slotu seç. Yani şurası oluyor. Torçun seçili olduğu yer. Bir tane koy. Ve geri cobblestone'un olduğu yere dön. Ve bunu 64 kere yap dedim. Ki yanlış dedim. Çoktan cobblestone'lar bitmiş olur. Kaç kere yapsın? 6'şer 6'şer harcadığına göre. Yani 10 kere. Olmuş olur. 60. Yani 4 tane cobblestone'u kalacak. A eşittir A artı 1. A eşit eşit 10 dedik. Ve bunu da bakalım. Yazım hatası yapmış olabilirim ama kod doğru kesinlikle. Şimdi turn left diyeceğim ve bir daha turn left diyeceğim. Bana doğru bakmalı bu şekilde ve daha sonra köprü diyorum. Hemen bir kodları kontrol edeyim, yanlış bir şey var mı? Hep böyle şeyler yapıyorum ya, of. Bugün bende bir şey var. Backward nedir kardeşim? Backward nedir? Back denir ona. Forward ise forward dersin ama backward denen bir şey yok. Turtle ne yapsın benim bu saçma düşüncelerime? Değil mi Turtle? Koy bakayım torcunu. Hadi beni yüzüstü bırakma. İşte sen busun be. Ve kodu tamamladım. Güzel çalışıyor. Artık otomatik olarak buradan uzaklaşıyorum. Evet. Uhuhu Turtle. Harikasın. O zaman ben bayağı bir uzaklaşıp geliyorum. Artık benim için de daha kolay olacak. Üçüncü 64'lük cobblestone'unu bitiriyor şu anda. Ne kadar uzak olduğuna bakacağım. Hatta dördüncü 64'lük oldu sanırım. Ne kadar uzağa gittiğimize bakacağım. Duruma göre artık yapmaya başlarız. Wow. Wow. Bir de ben fark ettiyseniz gerçekten çok hızlı koşuyorum. O da büyük bir etken yani. Fakat çok 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 uzağa gitmişiz. Farkındaysanız burada normalde olması gerektiğinden çok daha fazla Enderman var. Haritaya bakarsanız her taraf kırmızı. Çünkü doğacak fazla yerleri yok. Gerçekten gerçekten bayağı yapmış. Fakat bir 64'lük daha yaptırmak istiyorum ben açıkçası. Garantiye almak için yani. Tek yapmam gereken zaten. Doğru. Çok uzağa gittiğimden chunklar yüklenmiyor ve Turtle'da çalışmayı bırakıyor maalesef. Böyle bir sorunumuz da var. Neyse ben sana son bir kez köprü diyorum. Sen yine işini yap. Oldukça güzel bir şekilde. Evet. Sen devam et. Ve şimdi biz de artık yani yeterince uzağa gittiğimizi gerçekten düşünüyorum. Bu yapmayı bitirsin. Ben süremize bakayım. Duruma göre İnşaya başlayacağız. Pekala. İşte geldik. Çok 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 uzaktayız. Hiçbir şey yok böyle gökyüzüne baktığınızda. Turtle'ımız sağ olsun. İşimiz gerçekten kolay oldu. Şimdi buradaki alanı birazcık daha büyütmek istiyorum ben. Ki birazcık daha rahat. Ve tabii ki buranın kenarlarına düşmememiz için bir fence de çekeceğiz. Yine taştan yaparım belki de. Cobblestone wall falan bir şeyler düşünürüz. Şimdi label köprücü.
Label set köp rücü diyelim. Artık bunu kırdığımızda içine yazdığım kod yok olmayacak yani. Ve adı da artık tabii ki köprücü. Merhaba. Chunk Loader versiyonu var bunun. Hemen bakalım. Chunk Loader Turtle. Şimdi öncelikle bir Chunk Loader yapıyoruz. Chunk Loader modül daha doğrusu yapacağız. Bunu yapmak için herhangi bir şeyle wireless modemi birleştireceğiz. Ve bunu bir Turtle'a verdiğimizde bu Turtle biz ne kadar uzakta olursak olalım işini yapmaya devam edecek. Ki bu da müthiş bir şey. Şimdi evet. Buraya biz yapacağımız yerin hazırlıklarına başlıyoruz. Öncelikle ben buraya bir çalışma masası koyacağım. Sandık koyacağım. Ve buraya büyük bir alan yapmaya başlayacağız. Her şeyden önce buranın üstünü şunlarla kaplayıp ışıkları kırmaya başlıyorum. Çünkü bütün alan bunlardan oluşacak. Güzel. Artık ışığa ihtiyacımız yok. Işığı nadiren koyacağım. Fakat bunu böyle inşa etmek gerçekten beni tedirgin ediyor. Gerçekten tedirgin ediyor. Dolayısıyla ben en yakın zamanda jetpack'imi alacağım ve jetpack'imle yapacağım bu işi. Şimdilik burada hemen bir tane kitap üreteceğim. Linking Book The End. Daha sonra burada bir çalışma masası yapacağım. Çalışma masasını da şimdi şöyle yapacağız zaten buraları. Buradan böyle ve daha sonra böyle. Böylelikle düşme kazaları olmayacak. Ve de tam buraya da çalışma masamız. Böylelikle çalışma masamızın üstünde de Enderman doğamaz. Buraya bir de şundan yapacağım. Tam olarak nasıl yapıldığını hatırlamıyorum fakat ismini biliyorum. Özür dilerim biraz önceki olay için. Adı Bookstand. Daha önce yapmıştık. Belki seriyi yeni izlemeye başlamışsınızdır. O yüzden yine de gösteriyorum. Bunun görevi kitaplarımızı tutmak. Bütün görev bu. Başka hiçbir işlevi yok. Ve bunu da ilginç bir yere koymamız gerekecek anlaşılan. Şimdi burada sadece Enderman doğabiliyor. Doğru mudur? Tabii ki. Doğru mu Samet? Ve eğer bir blokluk bir doğulabilecek alan olursa orada hiçbir şey doğamaz. Enderman'ler 3 blok büyüklüğünde nasıl olsa. Değil mi? O yüzden bunu buraya yerleştirebilirim. Book stand'i buraya yerleştiriyorum. Ve üstüne Overworld Linking Book'umu koyuyorum. Daha sonra sağ tıklıyorum. Ve evdeyim. Bam. Çok iyi. Ve daha sonra buraya da bir stand yapacağım. Ve bu stand'i de şuraya koyacağım. Bu disketin kafasının işi ne? Burayı da The End. Evet. Çok güzel. Çok iyi oldu. Tasarımdan memnunum. Ve maalesef zaten eve gelmemin bir diğer nedeni de jetpack dışındaki nedeni. Ve jetpack'imi hala bulamıyorum. Bölümü bitirmem gerekiyor artık. Yeterince uzadı. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde bu sistemle daha fazla uğraşacağız. Ve tabii ki evimizde bir chunk loader yapmamız lazım. Bunların üretimini artırmak için. Evet, o zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum tekrar. Fakat bölümü bitirmeden hemen ben şunları şimdilik kıracağım. Ve bu cihazı buna bağlayacağım. Artık çok daha hızlı üretebilir. Zaten altındaki makine durmuş. Hemen Pete alalım. Pete. Pete.
Pit. Pit. Hoppa. Pit. Buyurun. Ve siz de biraz buyurun. Çok güzel. Artık çok daha hızlı bir biofuel üretimi yapabiliyoruz. Sanırım. Buradaki redstone engine'i kırmanın pek bir mantığı da yoktu. Kabul ediyorum. Mantıksız bir şey yaptım. O zaman tekrar söylüyorum. Zaten söylemiştim ama izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. 6000 biofuel birikmiş bile. Evet, görüşürüz.